Arkadaşlar merhaba, Erol Yılmaz, Din Kültürü Öğretmeni. Mart ayı LGS örnek sorularının din kültürü bölümünü beraber çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Burada Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın alışveriş ahlakı ile ilgili bir hadisi şema olarak verilmiş. Sorumuz şöyle, aşağıdakilerden hangisi bu hadis ile teşvik edilen tutum ve davranışlardan biri değildir diye sormuş arkadaşlar. Olumsuz bir cevap arayacağız. Tutum ve davranışları bir bakalım. Alacakları olduğunda zor durumda olan boşluğu sıkıştırmazlar. Bir şey satın alırken o malı yermezler. Konuştuklarında yalan söylemezler. Söz verdiklerinde sözlerinden dönmezler. Bir şey satarken onu aşırı şekilde övmezler. Kendilerine güvenildiğinde ihanet etmezler. Borçları olduğunda geciktirmezler. Bakalım arkadaşlar, cevaplara bakalım. Dürüst olmak, anlayış göstermek, cömert davranmak, emanete sadık kalmak. Öncülerimize baktığımız zaman dürüst olmak, anlayış göstermek ve emanete sadık kalmak öncüllerini görebiliyoruz. Ama cömert davranmak şıkkını buradan aradığımız şık olarak işaretliyoruz. Yani doğru cevabımız C seçeneği arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda parçada Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Yukarıda bir örnek olay var. Peygamber Efendimiz ile alakalı olumlu olan yanıtı arayacağız arkadaşlar. Hazreti Hüseyin, dedesi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nasıl biri olduğunu babası Hazreti Ali'ye sorduğunda şöyle bir cevap almıştır. Allah Resulü her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu, nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Toplum içerisinde nezaket kurallarından bahsediyor aslında burada. Peygamber Efendimizin nazik, kibar ve değerlere saygılı birisi olduğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bakalım, iyi bir aile babası olduğu anlatılmaktadır dediğine göre olumlu yanıt arayacağız. İyi bir aile babası olduğu, haksızlıklarla mücadele ettiği, paylaşımcı kimliği ile öne çıktığı, nezaket kuralını dikkate aldığı şıklarından. Bir bakalım arkadaşlar. Peygamberimizin yukarıda anlatılan özellikleri, nezaket kuralları çerçevesinde düşündüğümüz zaman tam da aslında biz Müslümanların da bu davranışlar içerisinde olmasını gerektiren kurallardır arkadaşlar. Bakarsak buradan nezaket kurallarını dikkate aldığı yanıtını kolaylıkla bulabiliriz arkadaşlar. Üçüncü soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruda da bir tablo verilmiş. Bu tabloda dinin korunması ilkesi kapsamındaki genel hususlar ve bu hususlarla ilgili beyitler verilmek istenmiş. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Buna göre beyitlerden hangilerinde verilen hususlara doğrudan dikkat çekilmektedir diyor. Yani bir genel husus var, karşısında da bu hususla ilgili beyit var. Birbiriyle uyumlu olan beyitleri arayacağız arkadaşlar. Bakalım, hurafelerden uzak durulması. İlk önce şu hurafenin tanımının ne olduğunu bir söyleyelim arkadaşlar. Ne demekmiş? Hurafe yani batıl inanç demektir arkadaşlar. Bu ise İslam kültürüne Müslüman olan insanların, diğer milletlerin İslam kültürüne dışarıdan soktuğu şeylerdir arkadaşlar bunlar. Din ile alakası olmadığı halde, din ile ilgisi varmış gibi toplum tarafından kabul görülen bazı uygun olmayan davranışlar arkadaşlar. Hurafe, batıl inanç. Yani yanlış olan davranışlar. Bakalım şimdi, kimileri için kolay çare dilek taşlarıymış. Allah varken rahmet vermek bunlara mı kalmış? Bakın burada sanki böyle medet ummayı veyahut da çareyi Allah'tan değil de dilek taşlarından aramaktan bahsediyor. Tam da hurafeler ile ilgili bir kural var burada arkadaşlar. Yani biz birinci öngörümü bizim olacak aradığımız şıklar içerisinde. İkincisi, dinin Allah'a has kılınarak ibadet edilmesi. Arkadaşlar burada ibadetlerin sadece ve sadece Allah için olması gerektiğinden bahsediyoruz. Bakalım, bu yolda şirkle yürünmüyor, tevhid işin direği, Rab'den bekliyorsan eş koşmamak gereği. Evet, şirk koşmak demek,
Allah'a ortak koşmak demek. Allah'ın yanına başka başka değerleri de koymak. Allah'a verdiğimiz saygıyı onlara da vermek. Sanki böyle Allah ile beraber başka başka maddi olan şeylere de tapmak demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim aradığımız şıklardan bir tanesi de, öncülerden bir tanesi de bu olacak arkadaşlar. İkinci öncülü olacak. Üçüncü öncülümüz sağlam ve doğru kaynaklardan yararlanılması. Bakalım beyitte ne var? İnsan olmak bilincin bilincinde olmaktır. Her hücresi Allah'a teşekkür ded olmaktır. Burada Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı bir şükürden, bir hamdden bahsediliyor. Bizim aradığımız öncüllerde bu yok arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Dördüncü öncüle bakıyoruz. Kimseye dinini yaşayıp yaşamama konusunda baskı yapılmaması. Evet, hür iradeyle seçim yapılmadan bahsediliyor. Yani aslında birinci ünitemizdeki irade konusuna vurgu var burada arkadaşlar. Bakalım, Allah zorlamamıştır. İnanan inanmıştır. Tövbe eden etmiştir. Aldanan aldanmıştır. Bakın tam da buna uygun arkadaşlar. İnsanların kendi iradesiyle bir şeyi seçtiğini, inanç sisteminin de inanmanın da insanların kendi hür iradesiyle olduğunu bahsetmiş arkadaşlar. Aradığımız öncüllerden bu da olacak. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? 1, 2 ve 4 numaralı öncüllerin olduğu cevabımız bizim doğru cevabımız olmalıdır. A şıkkını eliyoruz, B şıkkını eliyoruz, C şıkkı bizim aradığımız cevabımızdır arkadaşlar. D şıkkını da böylelikle elemiş oluyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bazı trafik işaretleri var arkadaşlar. Onunla alakalı bir sorumuz var. Bakalım. Aşağıda bazı trafik işaretleri ile ilgili görseller verilmiş. Verilen görseller İslam dinindeki korunması ilkelerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir? Şimdi arkadaşlar burada önce kısa bir bilgi verelim. İslam dininin korunmasını emretmiş olduğu 5 temel husus vardır. Bunlara zarurati hamse diyoruz arkadaşlar. Bunlar canın korunması, neslin korunması, aklın korunması, dinin korunması ve malın korunması ilkeleridir arkadaşlar. Buradaki trafik işaretlerinde bakalım hangi ilkelere vurgu yapılmıştır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Okul bölgesi azami hız sınırı 30 kilometreymiş arkadaşlar. Burada canla alakalı bir vurgu var arkadaşlar. Yaya geçidi ile alakalı, gene can ile alakalı bir vurgu var arkadaşlar. Yolda çalışma işareti var. Gene can ve mal ile alakalı vurgu var arkadaşlar. Vahşi hayvanlar geçebilir. Gene canla alakalı bir vurgu var. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Gene burada da can ve mal ile alakalı vurgu var arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımız zaman can ve malın olduğu kısım bizim aradığımız şık olmalıdır arkadaşlar. Yani bir ve ikinci öncül. Dinin korunması ve aklın korunması ilkelerine yönelik herhangi bir vurgu yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada ilişkilendirilebilir dediğine göre bizim doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. Beşinci sorumuzda bu parçaya göre Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez diyor arkadaşlar. Yani olumsuz bir ifade arayacağız. Parçamıza bakalım. Hazreti Ali'nin Habeşistan'a hicret eden kardeşi Cafer, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam hakkında o ülkenin yöneticisi olan Necaşi'ye şunları söylemiştir. Biz cahiliye zihniyetine sahip bir kavimdik. Bu haldeyken Allah içimizden asil, doğru, emin, güvenilir, iffetli bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bize doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, bakın şu kavramlar, akrabayla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi öğretti. Bütün kötülük ve günahları cana kıymayı haram kıldı. Yalancı şahitlik yapmaktan ve yetim malını el uzatmaktan bizi men etti. Cahiliye döneminde yapılan bütün kötü huylardan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğiyle kurtulduklarını anlatıyor Cafer. Burada Hazreti Cafer burada Necaşi'ye arkadaşlar. Şimdi bakalım söylenemez diyor. İnsanlık onurunu korumayı. Evet, Peygamberimizin anlatmış olduğu bu değerler, iffet, mesela iffetten bahsediyor, güvenden bahsediyor, emanetten bahsediyor. Bu gibi değerler
insanlık onuru ile alakalıdır arkadaşlar. Söylenemez dediğine göre bir kere A seçeneğini biz atalım. Aradığımız şıklar içerisinde bu yok. İnanç özgürlüğünü sağlamayı, evet inanç özgürlüğünü sağlamayı, nitelikli değişikliklere öncülük etmeyi, bakın şurada arkadaşlar Peygamber Efendimizin olumsuz durumlardan o kavmi olumlu bir duruma çevirmesi, yani kötülüklerden iyiliklere çevirmesi, nitelikli değişikliklere öncülük ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Evrensel ahlaki değerleri benimsetmeyi, bu sayılan bu değerler bütün dünyada geçerli değerlerdir arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu değerlerin hepsi geçerli değerlerdir arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Bizim burada aradığımız cevabımız B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle Mart ayı örnek sorunu beraber çözdük. Hepinize başarılar diliyorum.